Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 17 Eylül 2024'ün ikinci videosu arkadaşlar. Akşam 17-11 sularında çekiyorum. Bilginiz olsun bazı arkadaşlar. Diyor ki ya bu saatte ezan mı okunur falan diyor yazmışlar. Aa 13.700 teşekkürler arkadaşlar. 13 çok sevdiğim bir sayıdır. 7 de aynı şekilde. Maalesef 7'den 7'yi Brighton'a gönderdik. Neyse Dutsan Tadiş'ten. Şahane başlangıç diyeyim. Güzel haberlerle başlayalım. Hızlı bir şekilde devam edelim. Dusan Tatiç Tadiç Kasımpaşa maçında gösterdiği performansa 2-0'lık galibiyette büyük katkı sağladı. Ve ilk 5 maçta çok dikkat çekici bir istatistik sergiledi arkadaşlar. Yani yaşı ilerlemesine rağmen performansı düşmüyor. Ve ilk 5 maçta 6 gollük katkıda bulundu arkadaşlar. Biliyor musunuz? Adana Demir Göztepe maçlarını boş geçtim. Alanya, Çaykur rize Kasımpaşa mücadelelerinde toplam 3 gol, 3 asistle oynadı. Tarihinin en iyi ikinci başlangıcını yapmış. Son 10 sezon, 10 sezondaki en iyi ikincilik başlangıcını yinelemiş. Ve bu dönem içinde en iyi başlangıcı 2019-2020'de Ajax'da yapmış. İlk 5 maçta 5 gol 5 asist oynamış. Sonrasında ise 2021-22'de ilk 5 maçta 3 gol 3 asist yapmış arkadaşlar. Dusan Tadic bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 asist yapmıştı. Yani bu sezon 9 resmi maçta 9 gollük katkı verdi. İnanılır gibi değil değil mi arkadaşlar? Bence inanılır gibi değil. Bence mükemmel bir istatistik. Aynı şekilde Ceko da aynı gidiyor. Yani beni yanlış anlamayın. Biz bir şeylerden e, feragat etmeye çalıştıkça ya da bir şeyleri düşündükçe çok farklı noktaya gidiyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Galatasaray ile Adana Demirspor ve Merit King adlı bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Spor Teşkilat Başkanlığı yasa dışı bahis reklamı yapanlar için harekete geçmiş. Ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre suç duyurusunda bulunmuş Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Galatasaray için yapılan suç duyurusu forma sırt reklamı Adana Demirspor için yapılan da stadyum led pano reklamıyla alakalı. Şimdi Merit King ismiyle bahis oynatılan web siteleriyle reklam yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi. Ben bugün güzel bir video çektim. Mükemmel bir video çektim hatta yani kendimi övmek için demiyorum ama videoyu övmek için diyorum. Mükemmel bir video çektim. Eğer aklınız fikriniz varsa ve imkanınız varsa o videoyu izleyin. Çünkü mükemmel bir video. Anladınız mı arkadaşlar demek istediğimi? Ya bütün her şey içinde. Aslında her şeyin de ötesinde ama rica ediyorum. Vaktiniz fırsatınız varsa izleyin arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim ya Savuncuoğlu'nu Galatasaray mahkemeye vermiş. Belgeleri açığa çıkarttı diye. Ya ben böyle bir şey görmüyorum. Vallahi ben böyle bir şey anlamıyorum. Şimdi düşünsenize bu malum narin olayına ilgili elinde belge var. Çıkartıyorsun mahkemeye sunuyorsun. Diyorsun ki arkadaş şunun şöyle yaptığına dair belgem var. Alın olayı çözün diyorsun. Başka biri de çıkıyor diyor ki bu belge verdi. Bunu şikayet ediyorum. Bunu dava edin diyor. Şimdi belgeyi verene mi kızarsınız dava edin diyene mi? O yüzden gerisini size bırakıyorum. Fenerbahçe'ye derbe öncesi müjde. Şimdi öncelikle e, hani diyorsunuz ya hocam transfer dönemi bitti. Ben seni niye izleyeyim? Niye para vereyim? Niye duyum alayım? Duyuma ihtiyacım mı var diye. Çiçek sepeti var var arkadaşlar. Allah'a çok şükür yine yanılmadım ve üyelere rezil olmadım. Abonelere de rezil olmadım ama videoyu izleyen abonelere rezil olmadım. 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'la 6. hafta maçında karşı karşıya geleceğiz. İnşallah fark atacağımız maç öncesinde Fenerbahçe'de güzel gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda Kore çalışmalarıyla başladı. Ardından Japonya, Tokyo, Pekin gıcık oldu farkındayım kusura bakmayın. Sağda çabukluk pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Günün tek antrenmanı dayanıklı koşullarıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına 11'de başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Ben bu kelimeyi söyleyemiyordum da o yüzden garip söylemiş olabilirim. Rejenerasyon. Tamam. Rejenerasyon. Yani 6 yılım aldı. 2018'den bu yana bu kanal açık 6. yılındayım. Rejenerasyon arkadaşlar. Rejenerasyon. Artık söyleyebiliyorum. Çok da havalı söylüyorum. İşin şakası bir taraf ama milli yarı öncesinde oynanan Korendon Olan maçında sakatlanmıştı. Sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece gerilme tespit etmişti. Ve Gana milli takımının kadrosundan çıkarılmıştı Alexander Ciko. Takımla çalışmalara başladı. Bitti mi? Bitmedi. Alsana kele olan. Sakatlığı bulunan Osai Samuel bireysel saha çalışmalarına başladı. Aynı zamanda arkadaşlar Mert Müldür'de herhangi bir bulguya, herhangi bir sıkıntıya da rastlanmadı. Yani Türk iş anlatıyorum. Mustafa Hoca yine bildi. Çünkü Mustafa Hoca demişti ki arkadaşlar Galatasaray maçında olsa yedeklerde olabilir. Avrupa maçında oynayabilir. Herkes 30 Eylül'ü beklerken. İkincisi Alexander Djiku'nun herhangi bir şey kalmadı oynayabilir dedim. Üçüncüsü Mert Müldür e, hatta yorumda da bir kardeşimiz de ısrarla sordu. Hiçbir sıkıntı yok. Tam kadroeyiz dedim. Mert Müldür de herhangi bir sıkıntı yok. Allah'a çok şükür. Bu duyumumun çıktığı için hani gururlu değilim, mutluyum arkadaşlar. İnşallah böyle güzel duyumlarım hep çıkar. E, kötü duyumlarım da çıkmaz inşallah. Fenerbahçe aleyhine hiçbir duyumun çıkmasın inşallah. Fenerbahçe'de savunmaya Mourinho etkisi. Şimdi Mourinho'nun olmazsa olmazı savunma felsefesi Fenerbahçe'de tamamen oturdu. Geçtiğimiz sezon defans hattına göre yapsa da performanslar istenilen seviyeye geldi bir nevi. Yani geçen sezonda da bir şeyler yapıldı ama şimdi 5 maçın 4'ü gol yemeden kazanıldı. Mourinho etkisi ve defans hattıyla Fenerbahçe'nin baya 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 isimden isminden söz ettirir bir performansı oluşuyor. Stoper'de Çağlar Söyüncü Mourinho'nun değişilmez ismi olduğu, Cicu'nun yokluğunda Osterwolde'nin de stoperde görev yapabilmesi aslında elini güçlendirdi. Oyun olarak taraftara beklenen keyfi vermese de kazanarak devam etmek en önemlisi. Bir de tabii ki de Livakovic'in performansı var. Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Aklıma gelmişken onu da konuşacağım. İyi hatırladım. Bu arada %85 kurtarış yüzdesinden oynuyormuş Livakovic. Avrupa listesinde hatırlıyor musunuz? Hepimiz şunu söyledik. Hocam her şey iyi güzel tamam lafım yok ama dedik. Yani e, Avrupa listesinde işte savunma oyuncusu 4 tane. İşte Osterwold de var, 5. Sağda Mert Osayi. Yani sıkıntı değil mi? 2 sağ bek varken bir tane şey varken. Arkadaşlar Mert Müldür stoper oynayabiliyor, 1. Osterwold oynayabiliyor, 2. 4 tane de stoper var, 6. 6. Keşke Kostić'i yazdırabilseydik. Sol kanada mükemmel olurdu. Tam üçlü savunma tam üçlü savunma olurdu. Yine söylüyorum 6 tane stoper oynayabilen isim var. Ha, Mert Müldür'ü 6. sıra sayarsınız. 4 orijinal stoper. 5. Osterwold'a 6. Mert Müldür diye. Sol kanatta Maximen tabii ki de orayı kapatamaz. Ama Oğuz Aydın. Gerçi Oğuz Aydın Avrupa listesinde yok. Ee, sol kanatta. Neyse sürpriz bozarım ben. Şimdi İrfan Can falan derim sürpriz bozulur. Rodrigo Becao yeniden kulübeye diye bir haber var arkadaşlar. Ona geçelim. Çok da bekletmeyelim. Şimdi Becao Kasımpaşa maçında kusursuz performansına dikkat çekti. Ancak Mourinho Galatasaray derbisinde Ciku'yu tercih edecek gibi duruyor. Şimdi muhtemel performansı umut verdi. Ciku'ya şans verecek diyor. Becao Kasımpaşa maçında kusursuz bir oyun ortaya koydu. Şimdi ben bir şey de merak ettim. Aslında sağ bekte Fenerbahçe'de Mert Müldür'de sorun olursa Ciku'yu sağ oynatabiliyor. Ciku ön oynayabiliyor. Sağ bek oynayabiliyor. Bilginiz olsun. Aklıma geldiği için söylüyorum. Mert Müldür sol bek oynayabiliyor. Bak Osterbol'de Mert Müldür sol bek oynayabiliyor. Ciku sağ oynayabiliyor. O sayı sağ bek oynayabiliyor zaten sağ bek. Ya ben şunu söyleyeyim. Galatasaray derbisi doğmamış bebeğe don biçmek. Derbinin atmosferi farklı olur. Derbinin kadrosu farklı olur. Yine sıradaki haber diyor ki derbide forma Ceko'ya. Nereden biliyorsun? Ne biliyorsun? Kele olan. Yani ileri uçta Ceko'ya şans verecekmiş. Yusuf Ennesidi 11'de başladı da şöyle böyle. Ben size bir şey söyleyeyim. Namusunuzun şerefinizin üzerine bana yemin edin. Deyin ki Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında 10 üzerinden 8 oynayan 8 ve üzeri oynayan şu şu futbolcular vardır deyin. Sonra da Ennesidi çöp deyin. Hadi namusunuzun şerefinizin üzerine yemin edin. En nesiri beğenmedim. Bilmem şöyle böyle. Hocam korktuğum maçımıza gelmesin de. Hocam ben şimdiden uyarayım da. Hocam şöyle. Bana Kasımpaşa maçında 8 ve üzeri, 10 üzerinden 8 ve üzeri oynayan futbolcuların adını yazın. Sonra en nesiliyle ilgili ister çöpleyin ister küfür edin. Ağzımı açarsam adam değilim. Ama bak yemin ederek 8 ve üzerini yazacaksınız. Anladınız mı? Hocam iyi de 8 ve üzeri oynayan 2 kişi var. O zaman nesiliyi niye ortaya atıyorsunuz? Demek ki takımda kimse doğru düzgün top oynamamış. Hocam aslına bakarsan şimdi 7 ve üzeri oynayan 2 kişi aslında. Senin de dediğin gibi Bekavo iyiydi. İsmail Yüksek iyiydi. Geri kalan hocam. Çağlar Malar. Çok adam kaçırdı. Vurdurdu. Biz çağla, Çağlar, Çağlar 3 tane falan şut vurdurdu. 3 defa adam kaçırdı. Şut vurdurdu ya. 10 tane şey yapmış. Başarılı aksiyon yapmış. Top geri kazanma falan yapmış. Umurumda değil. O 3 tane vurdurdu. 10 taneye bedel. Dar açıdan çaprazan. Osterwolde Allah aşkına. O Osterwolde'ye 6 milyon euroyu aldık. Lan buna mı altı verdik demez misiniz dersiniz. Mert Müldür ne yaptı Kasımpaşa maçında? Tadic. Bir gol bir asist. Kıpırdamadı bile. Top oynamadı. 10 üzerinden 6.5-6.8 falan top oynadı öyle. Ah, ahmış, ahmış oynamadı. Tamam attığı gol penaltıdan yaptığı asist ceza yayına veriyor. Ee, Maksimen. Aldı vurdu gol attı. Başka? Maç boyunca ba bana başarılı aksiyondan bahsedin. Ve şunu söyleyeyim. İnşallah kurban olduğum Allah'ım. Duamı da ediyorum. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Ve ben size şampiyonluk kutlarken derim ki bakın en nesiri konusunda ben size çok söyledim. Şimdi söyleyin bakalım Mustafa Hoca yine bilmiş mi? Derim inşallah bu cümleyi demek nasip olur. Şimdi dediğim gibi Edince Koy. derbi oynatabilir. Bunda abesiyet yok. Hocam sen de ya yani Edince oynamasın en nesiri oynasın diyoruz. Hayır. Abeslik yok bunda. Bunda hiçbir abeslik yok. Edince gayet 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 rahat oynayabilir. Bunda herhangi bir şey yok. Sıkıntı yok. Herhangi bir sorun yok. Anladınız mı? Edincek oynayabilir. Ama ben sadece burada şunu demek istiyorum. Ee, bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sıradaki haber Jose Mourinho'dan derbi öncesi uyarı. Bakın tecrübeli bir teknik adama sahibiz. Ve Serhat Akın ne diyordu? Fenerbahçe Mourinho ile birlikte bana kaybedecekmiş. E, hissi vermiyor. Mourinho'nun eleştirecek bir yanı yok. Ben bulamıyorum diyor. Bakın geçen sene İsmail Kartal'ı yerin dibine sokan, yerden yere vuran, alan, duvardan duvara çalan Serhat Akın diyor. Hocam sen de eleştiri yaptığın zaman FETÖ'cü bilmem neci falan filan diyorsun. Düzgün konuşunca da hemen örnek veriyorsun. Ben eleştireni FETÖ'cü, METÖ'cü demiyorum. Bak bunu bir anlayalım, anlayalım, anlatayım size. Ben haksız yere eleştirmeden bahsediyorum. Şimdi bana Fenerbahçe'nin oyunu güven vermiyor derseniz derim ki siz futboldan anlamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin oyunu güven veriyor. Fenerbahçe'nin ne güven vermiyor biliyor musun? Fenerbahçe'nin e, yorulduğu anlarda topu rakibi bırakması güven vermiyor. Benim hoşuma da gitmiyor. Anlaştık mı? Yani Kasımpaşa maçı. Ya kardeşim ben bir teknik direktör olarak bak benim bu arada bir öğretmen olduğumu hatırlatayım. Aynı zamanda bir hakemim. Aynı zamanda teknik direktörüm arkadaşlar. Kendine hoca dedirtiyor. Nereden gelir senin hocalığın diyor. Hani daha ne yapmam lazım bilmiyorum. Nasrettin Hoca fıkrası falan mı anlatayım hoca dedirtmek için. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Bakın ben bir teknik adam olarak. Öyle ya bir hafta sonra maçım var. Bir hafta sonra. Vurun ulan. Basın ulan. Parçalayın ulan. Hadi fretten korkuyorsun. Alternatifi yok ya hoca, alternatifi yok Fred'in. Peki Osterwalder'in de yok. Sen kime güveniyorsun ya? falan. Ya arkadaş Fred'in alternatifi yok. Osterwalder'in yok. Kabul. Çıkartaydın onları oyundan. Sokaydın oyuna e, oynayabilecek isimleri. diyeydin ki hayvan gibi saldırın. Hayvan gibi saldırın. Başka tabir var mı? Başka tabir yok. Umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır arkadaşlar. Net şekilde anlaşılmıştır. Jose Mourinho'ya gelince, Jose Mourinho'dan uyarı. Bakın, bilinçli teknik adam. Adam derbi öncesinde ne diyor? Kasımpaşa galibiyetten sonra. Yani bir gün izin verdi ve ortaya konulan performansı beğenmediğini söylüyor. Ve arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Galatasaray'ın erteleme maçı var. Ne kadar da Gaziantep'in yatacağını, gel bizi yen Galatasaray diye çok çok aleni şekilde ee, hediye sunacağını bilsem de ben böyle düşünüyorum. İnşallah Gaziantep beni yanıltır. İnşallah çıkar özür dilerim arkadaşlar. Ben sizin yatacağınızı düşünüyordum ama diye. Yani helal olsun. Yatmamışsınız. Dedirmeyi nasip etsin Rabbim. Şimdi Mourinho diyor ki arkadaş çok iyi hazırlanacağız. 3 günlük bir süre. Bir takımın toparlanması için yeterli. Biz bu sürede iyi şekilde hazırlanacağız. Kafanızı boşaltın diyor. Hafta sonra Galatasaray maçımız var. Kafanız orada olsun diyor. Ve Jose Mourinho'nun derbi de psikolojik üstünlük planı var. Aslında Fenerbahçe bunu yaparsa çok iyi bir sahne alır. Şimdi Başkan Ali Koç ve yönetim takımı yalnız bırakmıyor. Mourinho'nun psikolojik stratejilerle devam maça hazırlık tam gaz devam ediyor. Ve farklı motivasyon. Yani hafta boyunca boş bırakmayacak yönetim diyor. Teknik ekip Galatasaray'dan Okan Burak'a göndermelerde bulunarak camiayı derbiye motive ediyor diyor. Hani psikolojik üstünlük her şey. Futbolcular bir gün izinli idi. Sonra tekrar başladı. Kaptanlar Ceko, Tadiç, Mert Hakan, Yandaş hafta boyunca takım arkadaşlarla konuşup özel hazırlayacak diyor. E, cumartesi 20'deki maçta koreografi hazırlığında diyor Fenerbahçe. E, Galatasaray'ın koreografi hazırladığı hiçbir maçta Galatasaray beraber bile kalamamış. Her maçı Fenerbahçe kazanmış. O yüzden Galatasaray tribünlerine koreografi dağıtın. Bedava hayrınıza. Bunu yaparsak 5-0, 6-0 kazanırız. Şimdi Hürriyet yazarlarından Fenerbahçe yorumları. E, Fenerbahçe yine gol yemeden kazanacak. 2-0'dan sonraki oyun tatsızdı diye gidiyor. Ben bunu şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe vitesi 3'e dahi çıkarmadan hücumda Osa'yı Ferdi'yi arıyor düşünceleri içerisinde bir şeyler yaptı. Birileri Mourinho'yu hatırlatmalı falan filan sözleri var ama ben size bir şey söyleyeyim. Aslında Jose Mourinho derbi taktiğini şimdiden çözdü. Bakın. Başlığa da bunu yazmayı düşünüyorum hani başlık. Jose Jose Mourinho derbi taktiğini çözdü. Bizi ilginç bir maç bekliyor. Bunu yazsam ilgi çekici olmaz. Şimdi şöyle söyleyelim. Son dakika. Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjde üstüne müjde. Tek eksik 7 numara. Bence bu daha mantıklı. Arkadaşlar Mourinho derbi taktiğini çözmüş durumda. Mourinho anlamış ki derbi psikolojikle kazanılıyor. Yani psikolojiyle kazanılıyor. İyi de hocam Fenerbahçe geçen sene Galatasaray karşısında psikolojik olarak kazanmadı yani. Galatasaray 10 kişi bıraktı etti. O maçı neyle anlatırsın? Fenerbahçe geçen sene Galatasaray'ı deplasmanda Aziz Yıldırım'ın attığı golle 1-0 yendi. Aziz Yıldırım'ın attığı golle. Çünkü Aziz Yıldırım çıktı. Ben buradayım dedi. Selamun Aleyküm dedi. Galatasaray'ın eli ayağına dolaştı. Ben Fenerbahçe'nin bak Aziz Yıldırım eğer Fenerbahçe kazansın istiyorsa çıkacak. Diyecek ki arkadaş biz oraya çıkacağız. Kazanıp geleceğiz. İkinci bir seçenek yok. Hem futbolcularıma, evlatlarıma güveniyorum. Eminim diyecek. Biz kazanacağız. Jose Mourinho kimle ne şekilde e, nasıl mücadele etmesi gerektiğini çok çok iyi bilen bir isim. Yani çok çok iyi bilen bir isim. Ve bize eksik olan, bize lazım olan buydu. Biz psikolojik savaşları geçemiyorduk. Biz psikolojik savaşları asla geçemiyorduk. Ee, ve şimdi Hedef şampiyonluksa, Jose Mourinho geldiyse artık onlara bir şey yapması lazım. Bu arada e, bu Osimhen'in antrenmanlarda koruyucu maddesi gözlüğü yokmuş. Niye acaba? Hani çivili maske arkadaşlarına zarar vermesin diye mi? Bazı Galatasaraylılar diyordu ya e, dur şöyle diyeyim. Bazı GS'liler duyar kasıyordu. Maske olmazsa kör kalır. Maskesiz top oynayan mez falan filan diye onlara göstermek lazım arkadaşlar ben size bir şey söylüyorum ciddi ciddi söylüyorum bazen yapacağın kötülük öyle bir dolanır ki sen kötülük yapmak istersen kendine yaparsın birinde ben hatırlıyorum yani amatör maçın birinde ulan birine vuruyum dedim sinirlendim biraz da karkış kıyamet de mevcuttu ulan şunu bir devireyim dedim ben kendim devrildim çamura. Ya bazen kötülük yapmak isteyince o kötülük seni dönüyor, buluyor. Sen yapmak isterken sana girip çıkıyor yani. O kötülük öyle oluyor arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Zamanı gelince inşallah anlatmış olurum. Ee... <laughs> Vallahi Valla Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Arkadaşlar bakın Ciko, Osayi, Mert Müldür. Hatta Bence Ennesiriye falan da odaklanın. Bakın bu isimler boş değil. Fenerbahçe'nin bir derbi kültürü var. Çözüm şey Jorge Jesus sağ olsun. Biraz o bizi psikolojik olarak kötüledi ama bir e, derbi kültürümüz var. O kültürü tekrar yakalarsak bizi kimse durduramaz. İnşallah da bu derbi galibiyeti başlangıç olacak. Galatasaray'ın bitişinin başlangıcı, Fenerbahçe'nin yükselişinin başlangıcı olacak ve hep birlikte mutlu yarınlara koşacağız. Arkadaşlar derbi gününde ve derbi sonrasında çok fazla kişiye üyelik hediye edeceğiz. Çok fazla kişiye. Lütfen kanala abone olun. Videoları beğenin. Oynatma listesini izleyin. Sevdiklerinizi davet edin. Topluluk kısmında golver.com'da son köşe yazımı paylaştım. Ya tıklayın açılsın. Oradaki sayı artmış olsun. Bir de golver.com'u inceleyin şöyle bir 5-10 saniye. Bakın bakalım ne varmış ne yokmuş. Ya oradaki sayı okunma sayısı şöyle 1000 olsun 1500 olsun ben de deyip ki 3 tane forma verdiğimde forma hediye etsin ya gol var. Hediye forma istemiyor musunuz arkadaşlar? Hediye forma istemez misiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Hediye forma istemez misiniz? Ya 3000 lira arkadaş bir forma. Ben alamadım şahsen. Golva.com sağ olsun hediye etti. Ya i̇stesem alırdım da. Ödemem gereken bazı ödemelerim vardı. Ondan dolayı alamadım. Belki gecikmeli alacağım şeye. Sonra sonra aldık yani. Onu diyorum. Ee, gerçi benim 3 formam da var lan pardon. <laughs> <laughs> var ya kafa gitmiş. Ya demek istediğim şey şu. 9000 bin lira arkadaşlar 3 tane forma. Kolay kolay buradaki herkes alamaz. Yani 3000 bin liraya bir formayı kolay kolay kimse veremez. Gelin o köşe yazısına tıklayın. Okuma sayısını arttırın. Golvar.com'da desin ki ulan arkadaş hakikaten bu adamlar hani bu kanal bu sayfa bir şeyler yapıyor desin. Ben mesela en son baktım 17.31 itibariyle 282 okumaydı. Çok kötü. Yani ben başta üyelerden rica ediyorum. Arkadaşlar sadece üyeler destek verirse kusura bakmayın. Üyelere özel forma çekilişi isterim. Yani abonelerden de destek istiyorum ama destek gelmiyor maalesef. Üzüyorsunuz beni. Lütfen destek olun arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.